Toz Altın paranın rotasını sunar. Mutlu sabahlar değerli izleyenler. Paranın rotasına hoş geldiniz. Yeni günde ekonomi gündeminde öne çıkan başlıklara bakacağız. Doktor Yaşar Erdinç ile birlikte. Hocam günaydın. Günaydın Barış. Hemen başlayalım Amerika'dan dün gelen verilerle. Perakende evet. Satışlar verisi beklentilerden çok iyi geldi ama Amerikan borsaları hız kesti. Orada bir rally vardı. O rally bitti diyebilir miyiz? Bu arada bugün yine işsizlik başvuruları açıklanacak. Sizin beklentinizde nasıl etkileri olur? Evet Barış, aslında şöyle. Daha önceki yaklaşık belki 2 haftadır, 3 haftadır özellikle Amerika'daki rallilere dikkat çekiyorduk. Ve Amerika'da daha önceki zirveler aşıldı borsalarda. Evet. Yeni rekorlar kırıldı. Bu rekorların kırılmasındaki en önemli sebep bir kere bir stresin bitmesiydi. Yani bir stresin bitmesinin bir rahatlığı vardı. Bu da mali uçurum konusundaki stresi. Şu an... çok artık konuşulmaz oldu ama bütçe konuşuluyor. Dün perakende satış verileri tabii ki tüketici, daha önce de tüketici güven endeksi beklentilerden çok iyi geldi. Yani Amerikan halkı harcamaya başladı. Yani bunu çok net söyleyebiliyoruz. Peki vergiler arttı. Üstelik devletin sosyal harcama kesintileri var. Bu gerçekten kalıcı olacak mı? Buna baktığımızda da şu anki verilerdeki ivme en azından bir süre daha bu hareketliliğin devam edeceğini gösteriyor. Ve yalnız bazı tartışmalar başladı. İşte Dow, S&P Endeks Amerika'da borsalar yukarı giderken artık bir miktar zirveye yaklaştı. Buradan düzeltme gelir diye. Ki o bir miktar tedirginlik yaratıyor. Bu tür zamanlarda ne olur? Ben özellikle hani geçmiş belki bir 10-15 yıllık tecrübenin eseri olarak söyleyeyim ben. Bu tür zamanlarda genellikle alım yapmak istemez kimse. Hani ya satış gelirse şeklinde. Dolayısıyla gidemez. Fakat aşağı konusunda da geleceğe ilişkin orta vadeli beklentisi iyidir. Elindekini de pek fazla satmaz. Bir beklenir. Bir yerden bir satış geliyorsa ben de satayım denir. O bir geçici olarak saman alevi gibi bir düşüş yaratır. Sonra hemen geri toparlar. Yani rally tipi hareketlerinin klasik özelliğidir bu. Burada piyasa bir süre daha böyle acaba diye giderken bir anda bakarsınız birisi, yani önemli kurumlar, fonlar almaya başlar. Ve yine bir yükseliş dalgası başlar. Bu tür zamanlarda en önemli kriter, özellikle bu Amerika için söylüyorum, en önemli kriter daha önceki zirve geçildiği anda alım yapılması gerekir. Çünkü orada yeni bir güç gelmiştir ve yukarı doğru bir hareket vardır. Şimdi Amerika'ya baktığımızda ki onu ben grafik olarak vereceğim arkadaşlarımız eğer yayınlarsa. Ekranda. Evet, daha önce dün özellikle 14.480'e yaklaştı endeks. Bu 5 dakikalık seans içi hareketlerini gösteriyor. Sonra düştü. Şu işte şu bölgedeki olay tedirginliği net bir şekilde gösteriyor. Yüksek açılıyor. Arkasından düşüyor. Ben şimdi orayı çizerek göstermeye çalışacağım. Yani şurada şu bölgede açılış olmuş ve sert bir düşüş. Çok yükseldi düşüşü. Ve arkasından bir miktar tepki geliyor ve seans sonuna doğru geri yükseliyor. Evet. Yani şuraya geliyor. Sonra dün mesela yine aynı şekilde buradan düşük başlıyor, yükseliyor ve tekrar geri çekilme oluyor. Çok fazla gidemiyor endeks. Burada günlük grafiğe geçtiğimizde günlük grafikte tam bir rally görüntüsü var. Yani şu seviye 14.100 seviyesi aşıldığı anda bir arkasından hızlı yükseliş gelecekti. Çünkü burada bir direnç oluşmuştu. Bu direnç geçildikten sonra geldi ve dün bir bekleme yaptı. Bu bölgede Dow Jones Endeksi. Şimdi buradan itibaren
normalde şeye kadar düşmesi, yani 14.100'e kadar, 14.250'ye kadar düşmesi normal. Ama rally tipi hareketlerde pek o kadar düşüş olmaz. Yani en fazla 14.250 civarına bir geri çekilme olur. Buradan itibaren tekrar toparlamaya başladığını görürüz. Ama şu an için sıkıntı şu, Cumhuriyetçilerle Demokratların vermiş olduğu, işte birbirlerine karşı vermiş olduğu bütçe ile ilgili görüşmeler. Burada ilk başta yine olumlu mesajlar geliyor. Yani tamam bakarız ederiz vesaire, ama iş son noktaya geldiğinde bence bir miktar sıkıntı olacak. Bu yüzden Dow Endeksi daha önceki 14.279 seviyesi zirveydi. Yani burada şu seviye zirveydi ve bu zirve daha önceki rekor seviyeydi. Yaklaşık 3 gün rekor kırdı. Evet. Ve bu rekoru kırdıktan sonra da dün bir beklemeye geçti. Şimdi bugün Amerika'da senin de az önce söylediğin gibi işsizlik verileri açıklanacak ki eğer işsizlikte başvurularda ciddi bir düşüş varsa, ki geçen hafta açıklanan verilere göre 10 bin kişi daha az olması bekleniyor. Yani işsizlik başvurularının bir miktar geri çekilmesi bekleniyor. Eğer o şekilde, yani o 20 bin 30 bin kişi daha az çıkarsa bu oran, orada yeniden bir ivme kazanabilir. Ama şunu çok net bir şekilde söyleyebiliriz ki bu tür zirvelere gelindiğinde klasik söylemlerdir bunlar. Yani işte şimdi geri çekilme yapacak, düzeltme yapacak şeklinde. Bunu Amerikan borsaları için söylüyorum. Bizim borsamız için söylemiyorum. Bizim borsayı biraz sonra daha ayrıntılı bakacağız. Ama bu hareket, yani zirvenin bir defa geçilmiş olması, kesin olarak Amerika'da aynı zamanda şunu da gösterelim. Faizlerin yükseliyor olması, ki burada şey çok önemli. Faizler artık izlenmesi gerekiyor. Çok çok önemli. Ki bir saniye buradan. Evet, şunu tekrar ayarlamaya çalışacağım. Evet, Amerikan faizleri %2.05 seviyelerine kadar geldi. Ve 2.05 seviyeleri itibariyle duruyor. Aynen borsada nasıl ki bir miktar hafif bir geri çekilme oldu. Faizlerde de acaba çok mu yükseldi şeklinde bir azalım geldi, ama özellikle faizlerde şu seviyenin yukarı aşılması, yani 2.10 seviyesinin yukarı aşılması borsada da yukarı yönlü hareketin devamını getirecektir. Bence faizler yukarı yönlü bir eğim içerisinde bulunuyor. Bu da ekonomideki canlanmanın özellikle son 3 aydır belirgin bir şekilde ortaya çıktığını, verileri destekliyor yani bu faiz oranları. Burada tabii evet faizler yükselsin ama 2.5'u da geçmesin mantığı var. Amerika bu aşamada bir miktar belki bütçe görüşmelerinden çektiği sıkıntıyla belki bir düzeltme gelebilir. Ama hisseler bazında 2008 fiyatında şu an. Yani 2008'de düştüğü zirveye anca gelebildi. Yıl 2013. 5 yıl sonraki fiyatına anca gelebildi. Ama siz 2009'dan bakarsanız endekste 7.000'den 6.500, 7.000'den 14.000'e gelmiş. %100 artmış gözüküyor. Yıllık basit getiriyle baktığımızda yıllık %18-20 civarında bir getiri oluşmuş. Dolayısıyla bu aşamada ben de bir düzeltme, ama çok hafif bir düzeltme ve yükselişin Amerika'da devamını bekliyorum. Ki gelen verilerde bunları destekliyor. Peki hocam, Türkiye cephesine bakalım isterseniz. Dün dolarda yukarı doğru bir hareket vardı. Şimdi tam da onunla ilgili Umut Kaya da bir soru sormuş. O da diyor ki dolar TL için 1.810 veya 1.815 yukarı şu aşamada gidemez demiştiniz. Amerikan verileri sonrası nasıl bir yön çizer? Dolar endeksi nereye gider? Sorusunun devamı var. Devamını biraz sonra okuyacağım. Çünkü altınla ilgili, euro ile ilgili. Bir de sizin yazılarınıza ilişkin bir tavsiyesi var. Evet. Şimdi şöyle, 83 dolar endeksi dün 83'e geldi. Şimdi buradaki sıkıntı şu. Yani Amerikan doları artıyor dünya piyasalarında. Ve önemli olan 81.5 seviyesini geçmişti. Yani Amerikan doları şu an yukarı doğru gidiyor. Bu sadece Türk lirasına karşı değil, diğer paralara karşı da yukarı doğru gidiyor. Fakat eğer biz burada sınıra bakacak olursak, daha nereye kadar gidebilir sorusunu cevaplayacak olursak,
bizim görebileceğimiz en yüksek seviye 84 seviyesi olabilir. Yani burayı daha önce de aşmakta çok zorlandı. Yani geri dönüp bakacak olursak Amerikan dolarının almış olduğu değere şu bölgede bir şey vardı. Önemli direnç vardı. Ve burada aynı dirençle karşılaşacak. Dolayısıyla buraya kadar yükselebilir. Bunun anlamı şu. Dolar TL kuru da eğer hiçbir şey olmazsa 1.80-1.50 civarına kadar yükselebilir ki bu zaten dün görüldü. Hatırlarsan ben özellikle dolar TL kurunda genel olarak 1.80-1.50'nin önemli bir direnç olduğunu, yani 1.80-1.50 hatta o seviyeyi çok fazla aşmak istemeyeceğini, o seviyelerden itibaren 1.78'lere doğru bir geri çekilme yani birkaç hafta içerisinde beklediğimi belirtmiştim. Dün 1.80-1.50'yi gördü. Şimdi bu tabii bu dolar kuru değil. Bu DXY dediğimiz bizim doların diğer paralara karşı endeksi ki daha önce baktığımızda şu bölge 2008 krizinden sonra bankalar batmaya başladığında Amerika'da parasını kurtarmaya çalışanların dolara hücum etmesinde kaynaklanan bir dolarda artış. Yani hiç kimse dolar bulamıyordu. Ondan sonra özellikle şu seviye şu dipten başlayan ve yukarı hareket tamamıyla Yunanistan faktörünün ortaya çıktığı dönem. Yani şu dönem Yunanistan konusunda ciddi endişeler ve Euro dolar paritesinin çok sert bir şekilde düştüğü dönem ki 1.21'lere kadar geriledi Euro dolar paritesi. Ve en son baktığımızda Amerika'daki ekonominin güçlendiğini gösteren bir trend görüyoruz. Yani burada dolar yavaş yavaş güçleniyor. Daha önceki gibi çok sert yükselişler olmadı. Daha temkinli yükselişler oldu ama şu seviye yani 83,5 seviyesini şu aşamada pek fazla geçmesini de ben beklemiyorum. Şimdi eğer şeye dönecek olursak özellikle bizim dolar TL kuruna dönecek olursak dolar TL kurunda günlük grafiklerde daha önce zaten şu seviyeyi bir şey olarak vermiştik. Direnç olarak vermiştik. Burası 1.83 seviyesi. Yani 1.83 seviyesinde yaklaşık 2012'nin Haziran ayından bu yana Merkez Bankası'nın çok net bir şekilde dolarla ilgili endişelerini belirtip işte real effective kur endeksi şöyle olursa ben dolara müdahale ederim söylemleri neticesinde dolar belli bir aralığa sıkıştı. Euro dolar paritesi gerileyince dolar TL kuru da yukarı doğru gidiyor. Çünkü dolar dünya piyasalarında değer kazanıyor. Burada biraz daha yaklaştırdığımızda grafiği biraz daha yaklaştırdığımızda şu seviye önemli. Yani 1.81.50 81.50 seviyesi ikinci defa dün test edildi. Yalnız ben hatırlarsan şunu söylüyordum. Özellikle yukarı gitme konusunda tekrar 1.81.50 yerine 1.80-60, 1.80-50 civarının önemli bir direnç olduğunu. Dolayısıyla burayı geçmekte zorlanabileceğini, bu nedenle de çok da fazla dolarda bu seviyelerde alım önermedim belirtiyordum. Şimdi varsayalım ki buradan kısa vadede Euro-Dolar paritesi geri çekildi. Yani Euro-Dolar paritesinde bir geri çekilme var. Hemen ona da bakalım istersen. O da soruluyor zaten Euro-Dolar paritesi. Evet, Euro-Dolar paritesi. Euro-Dolar paritesi 1.30'un altına gelmeye başladı. Şimdi burayı da görelim ki ondan sonra doları daha değerlendirmek gerekecek. Dün 1.30'un altına gerileyince ve bu seviyelerde bir hareket olunca tabii ki dolar TL kuru da yukarı doğru gitti. Ama Euro dolar paritesinde bir burada dip arama çalışması var. Yani bunu aşağıda görüyoruz. Şu an KJ'nin altında görülüyor o. Tam grafikte şu an görülüyor. Burada bir dip çalışması var ve bu dip çalışması bir miktar daha devam ediyor. Ama Euro dolar paritesi de düşebileceği noktaya gelmiş durumda. Zaten bu düşüşün temel sebeplerinden bir tanesi de Avrupa'daki sıkıntılar. Büyüyememe, eksi veri gelme, sanayi üretiminde verilerin kötü gelmesi, İngiltere'de gerçi İngiltere poundunu etkiliyor ama Avrupa genelinde işsizliğin artıyor olması, büyümede bir türlü toparlanmanın ortaya çıkmıyor olması, bu arada da Amerika'da güçlenme bu euro dolar paritesini aşağı çekiyor. Fakat şu aşamada euro dolar paritesinde tahmin ediyorum bu 1.28 yani şu seviye yaklaşık olarak 1.28.50 seviyesi. Yani bu 1.28.50 desteğini tutacak. O yüzden deminki grafikte yani DXY grafiğinde şu 83 seviyesini vermiştik. 83,5 seviyesine yani yukarıdaki
şu seviyeye kadar bir hareket söz konusu olabilir. Ve bu da bizde doları, bizim doları 1.81.50'nin üzerine çeker, 1.82'ye doğru çeker. Ama oradan alan birisi için o kadar güçlü bir direnç var ki şeyde 83'te. Yani 81.5-82'den aldığınız 1 kuruşluk bir yukarı hareket için girilebilir. Şu aşamada girilebilir. Kısa vadede çünkü şöyle bir şey oldu. Dün özellikle şu seviyenin yukarı geçilmesi, bu seviyenin yukarı geçilmesi bunun 82 civarına kadar, 83'e kadar gidebileceğine dair bir sinyal oluşturdu. Evet. Fakat burada hemen şunu da belirteyim. Bizim çift tepe dediğimiz görüntü de oluşabilir. Dolayısıyla ben dolarda alım önerecek olsam dahi kesinlikle 1.82 görülmeli. Yani 1.82'yi görmeliyiz ki orada alım yapılmaz. O zaman 1.83 sadece 1 kuruşluk bir yukarı hareket yakalanabilir. Eğer burası klasik olarak teknik analizde çift tepe görüntüsü olmuşsa o zaman direkt olarak 1.79'a kadar da geri çekilmeyi biz görürüz. Şimdi her zaman şunu söylüyorum. Dolarda teknik analiz yapmak tehlikeli normal şartlar altında. Çünkü Merkez Bankası'nın her zaman müdahalesi var. Fakat yukarı yönde müdahalesi olmayacaktır Merkez Bankası'nın. Yani Merkez Bankası dolar yukarı gidiyor diye rahatsız olmaz. Zaten onu istiyor. Sonuçta hani Türk lirası değerleniyor, dışarıdan para geliyor. Dolayısıyla ben gelen parayı absorbe edebilmek için döviz munzam karşılıklarını arttırıyorum. Bankaların böylelikle dolar talep etmesini, doların da daha fazla düşmesini engellemeye çalışıyorum diyor Merkez Bankası. Öyle diyorsa eğer normalde yukarı gitmesi rahatsız etmeyecektir. O yüzden yukarı harekette biz dolarda teknik olarak bir yorum yapabiliriz. Ama aşağı yönlü bir harekette özellikle 1.77'nin altına geldiğinde Merkez Bankası hemen reel efektif kur endeksinden şey yapmaya başlar. Müdahale anlamında söylemi olmaya başlar. Çünkü 1.77'nin altına geldiğinde reel efektif kur endeksi de ihracata ve dış ticarete cari açığa zarar verebilecek düzeye geliyor. Bu anlamda benim dolarla ilgili daha önceki görüşümde hala değişiklik yok. Ama bir tane istisnayla o da 1.82 görüldüğü anda çok çok kısa vadeli olarak alım yapılarak 1.83 civarında satış yapmak üzere alım yapılabilir. Ama hala da 1.80 ile 1.81 arasında burada 81.50 arasında dolarda pozisyon almanın çok anlamlı olmadığını düşünüyorum. Yani önümüzdeki birkaç haftaya baktığımızda. Şimdi Avrupa'dan da veriler gelmeye devam ediyor. Asıl Avrupa'daki sıkıntının bir sebebi şu Barış. Fransa tuttu bazı açıklamalar yaptı. Yani burada bir miktar vergi teşvikinden bahsetti. Böyle bütçeyi aslında disipline etmeye çalışan bir ülke görünümünden ziyade ve Avrupa'nın en büyük ikinci ekonomisi olarak herkes evini temiz tutsun söylemlerini, tamam siz evinizi temiz tutun diyor ama kendisi evini temiz tutmuyor o anlamda. O yüzden de gerçekten Fransa bir miktar oyun bozanlık yapıyor. Kime karşı? Merkel'e karşı. Evet. Merkel şuna inanmış durumda. Ne kadar bütçeyi kısılırsa, ne kadar bütçe kısılır, ne kadar harcamalar azaltılırsa o kadar bütçe işte açığı azaltılır ve böylelikle de faizler düşer, ekonomiler de canlanır'a inanıyor. Ama Holland o şekilde değil. Daha önce Sarkozy, Merkel ne derse aynısını tekrar ediyordu. Yani çok önemli bir şey değişikliği oldu orada. Kutuplaşma başladı. Yani aslında Fransa daha önce kuzey ülkeleri tarafındayken şimdi bakıyorsun Fransa biraz daha güney söylemlerini baz almaya başladı. Bu nedenle Avrupa Birliği'ndeki bu genel sorun hemen çözülecek bir sorun değil. Avrupa Birliği artık hani tabiri caizse büyüme sorunu olan, işsizliği sürekli artan ve şu ana kadar uygulamış olduğu politikaların da hiçbir işe yaramadığı ki şeyden bahsetmiyorum, Avrupa Merkez Bankası'nın politikalarından bahsetmiyorum. Bilakis Merkel'in bütçe, maliye politikalarından bahsediyorum. Bir işe yaramadığı açıkça görülmesine rağmen Merkel özellikle burada ısrar ediyor. Fakat ben şuna inanıyorum. Eylül ayında ya da Ekim ayında zannedersem seçimler olacak Almanya'da. Onun öncesinde onlar da vidaları gevşetmek zorunda kalacaklar. Ve o dönemde belki daha çok böyle bir Keynesyen politikalar diyeyim. Yani biraz daha harcamayı arttırıcı, bütçe genişlesin ama canlansın da ekonomi, zaten o kendi kendini kapatır mantığı hakim olacaktır.
bu kadar konuşmanın arkasında şunu söyleyebilirim. Euro dolar paritesi için 1.28.5'un altına eğer kapanış olursa, o seviyenin altında günlük kapanış olursa orada tehlike var. O zaman sert bir şekilde aşağı gider. Bizde de 1.83-1.83.50 civarına dolar gider. Ama onun olabilmesi için 1.82'nin üzerine çıkması gerekiyor. Dolar TL kurunun. Dolayısıyla benim henüz dolar TL kurunda genel yorumumda bir değişiklik yok. 82'nin üzerine çıkarsa ne olması gerektiğini az önce söyledim. Peki hocam, borsaya gelelim. Dün aşağı eğimli bir seyir vardı. Yine borsayla ilgili de bir soru var. Dünkü geri çekilme sağlıklı bir geri çekilme mi? Şu an herkes hep birazdan geri çekilme bekliyor. En azından 80 bin seviyesini göreceğimizi bekliyoruz. Nereye kadar bir geri çekilme bekliyorsunuz? Bir de bir hisse senedi önümüzdeki sene için meyvesini alacağı yatırımlar yapıyorsa bu senedin fiyatları acaba ne zaman keşfedilir ve bu yatırımlar fiyatlara ne zaman girmeye başlar demiş Aydın Yağcı. Şimdi tabii ki yatırım yapabilir şirketler ama şimdi dünkü geri çekilme, önce şu sorudan başlayayım. Yani dünkü geri çekilme sağlıklı mı? Bence çok sağlıklı. Yani daha önce işte bankalara rekabet kurulunun vereceği ceza ile ilgili beklentiler borsayı oraya kadar getirmişti ve 82.500'dü benim hedef. İşte haberin erken alınması ani bir alım getirmişti 83.500'e kadar ve dün de zaten olması gereken yere geldi. 82.500'e yaklaştı. 82.619'dan kapandı borsa. Ve 80 bin seviyesinin göreceğimizi bekliyor herkes diyor. Şimdi herkes böyle bir şey bekliyorsa o zaman ya 80 binin altını göreceğiz ya da orayı görmeyeceğiz. Yani benim beklentim 80 bin değil. Yani benim beklentim, geri çekilme beklentim yaklaşık olarak 81 bin civarı. Yani 81.500, 81 bin aralığı bir yeri bekliyorum. Yani o kadar 80 bine kadar beklemiyorum. Çünkü o seviyeye geldiğinde bence 81.500'e geldiği anda orada biz yeniden alımları görürüz. Yani bugün borsayla ilgili olarak yatay ve dün zaten yatay ve sıkışık bir seyir vardı. Yatay değil de aşağı eğimli bir seyir vardı borsada. Yaklaşık 1000 puan düştü ama o 1000 puanın yaklaşık 500 puanı son yarım saatte aşağı yönlü gerçekleşti. İstersen bir de normal borsa endeksine bakalım. Evet. Yani IMKB 100 endeksine bakalım. IMKB 100 endeksinde günlük grafiklerde bir sadece bekleme var. Ve bu bekleme modu çok fazla bir düşüş olacağı anlamında değil. Hemen grafiği verelim arkadaşlar. Bu aşamada özellikle şu bölgeyi Moody's bölgesi diye tarif ediyorum. Yani Moody's bölgesi, Moody's not artıracak balonuydu burası. Sonra ortaya çıkan bunun altına gitti. Normalde piyasa abartırdı ve düşmesi gereken seviyenin de altına indi. Aslında beklediğimiz seviye 76.500'dü. Şu 75.500 seviyesini gördü. Buradan başlattığı çıkışta da 81.000 çok önemliydi. 81.000'i de beklemesi gerekiyordu. Fakat burayı geçti ve 83.500'e geldi. Benim beklentim ise 82.500'dü. Yani tam şurasıydı. Yani buradan zaten genel olarak alım yapılabileceğini belirttikten sonra da artık bu seviyenin üzerinde yeni alım önermiyorum. Hatta bir miktar nakde geçilip beklenmeli dediğim seviye. Şimdi şey olacak. Yani biraz daha yaklaştırırsam eğer grafiği, şu andan itibaren geri çekilmenin bir miktar daha devam etmesini bekliyorum. Ve burası 82 bin, şu çizgi 81 bin 500 çizgisi. Yani bizim daha önceki direnç olarak gördüğümüz hızlı geçilen seviye. Şimdi ya 81.500'e geleceğiz, duracağız ve yeniden bir tepki yaparak 83.000'e gideceğiz. Veya 81.500'e geleceğiz. Burada bir miktar yatay gideceğiz. Yani şöyle olacak. Şuraya geldik, yatay gideceğiz ve hızla aşağı kırıp 80.000 değil bu sefer 79.000'e kadar. Yani şu seviyeye kadar belki de ineceğiz aşağıya. Dolayısıyla yani şu seviye yaklaşık olarak 79 bin seviyesi. Biraz aşağıdan çizdim ama. Dolayısıyla burada yatırımcı ne yapmalı? İki tane alım kriteri var. Bir tanesi 81.500'e geldi ve bunun altına düştüğü anda, yani 80.000'e doğru hareket ettiğinde burada ben alımların geleceğini düşünüyorum. Yani 80 bin üzerinde eğer burada alımlar yeterli olmazsa zaten 79.500 olacaktır. Birinci senaryo bu. İkinci senaryo, yani buradan aşağıya doğru geldik, bekledik ve aşağı kırdık.
senaryosu ki benim daha yüksek olasılık verdiğim senaryo 81.500'e gelip bekleme, yukarı gitme, gidememe ve sonra aşağı kırma. Yani aslında bu tür şeylerden sonra, hareketlerden sonra daha çok gördüğümüz şey ki burada zaten artık yükseliş bitti, daha da fazla gitmez deyip burada bile herkesin alımdan korkacağı yer olacak genel olarak. Aslında zaten alımdan korkulan yer zaten alım yapılması gereken yer oluyor genel anlamda. Şimdi ben bu hareketi beklerim derken bu sefer 81.500'den yukarı gittiğinde millet kalkacak 82.000'den almaya çalışabilir. İşte o zaman zarar ederler bence. Çünkü o ondan sonra gelebilecek dalga aşağı çeker. Fakat diğer senaryom var. Aşağı doğru geliyor gibi yapıp da 83.500'ün 700'ün üzerinde kapattığı an burası alım yeridir. Yani o zaman yani 81.500'den alım yapmak yerine 83.800'den alım yapmak bence daha sağlıklıdır. Çünkü o zaman yeni bir hareketin başladığını göreceğiz. Fakat bu olasılık zor. Yani şu an için bu hareket olasılığı bir miktar zor. Sebebi ne? Sebebi de şuradaki hareket. Yani işlem miktarı çok düştü. Ve aynı zamanda bu işlem miktarının düşmesinin yanında yavaş yavaş da yatay harekete girdi. Şimdi iki gün önceki yayında şunu göstermiştim. Şu grafiği göstermiştim. Ve burada demiştim ki şu bölgede özellikle 120 milyon lot işlem hacmine rağmen yani şu bölgede 120 milyon lot işlem hacmine rağmen bir türlü endeks gidemedi. Yani şurada çok güçlü bir hacim oldu ve endeks gidemedi. Arkasından gelen hacimlerin olduğu yerlere baktığımızda böyle çubukların oluştuğu yerde gidemiyor endeks. Dolayısıyla bu bir miktar zaten gevşemeyi getirecekti. Şu an için bugün belki burada destek var 60 dakikalık grafiklerde. Buradan tekrar yukarı açabilir. 83.000'e gelebilir. Fakat oradan yeniden aşağı yönlü bir hareket görebiliriz. Ve burada ben şunu görmek istiyorum. Yani özellikle şu seviyenin geçilmesi sırasında şöyle bir çubuk oluşmasını ve bu bölgede en azından 120-150 milyon lotluk bir hareketle şu seviyenin geçilmesi durumunda yukarı hareket devam eder. Yatırımcı onu bilmiyor ama ben şu an yatırımcı olsaydım sadece izlemede kalırdım, beklerdim. 81.500'e geldi. O seviyelerde bir miktar belki şey yapılabilir, alım yapılabilir ama onun en fazla 1000 puan yukarısı var. Yani 82.500 o da. Peki hocam, altın sıkışık bir bantta. Onunla ilgili sorular var. Şimdi az önce demiştin ya, Umut Kaya'nın sorusunun ikinci kısmında altın vardı. Altın onsu soruyor. Bir de şunu ekliyor yazılarınızla ilgili. Genelde borsayı yazıyorsunuz. Dolar Türk Lirası, Euro Dolar paritesi altında yazarsanız çok memnun oluruz demiş. Valla ona vaktim yok. Yani hakikaten sabahleyin gelip birçok şeyi okuyup bütün faktörleri inceleyip arkasından hani borsayla ilgili yorumu yazdıktan sonra yayına girmek zorunda kalıyorum. Ve gerçekten her sabah daha önce onu ayrıca şeyde bir başka sitede yazıyordum. Onun için de oturup bu sefer tek tek bugün hangi haber açıklayacak? Burada zaten konuşuyoruz hocam altını, euroyu. Onu da buradan takip etsinler. Evet, bence de buradan takip etsinler. Kemal Öztürk de şunu ekliyor. Altın TL'yi soruyor o da. Altın onsu ve altın TL bağlamında altına da bakalım. 90 lira neden aşağı kırmıyor? Dip mi acaba 90 lira? Kırmıyor değil. Zaten dolar yukarı gidiyor. Yani altın aşağı gidiyor ama dolar TL kuru yukarı gidiyor. Zaten dolar yukarı gittiği için altın aşağı gidiyor. Yani doların değerlenmesi demek o dolara karşı altının azalması evet demek. Şimdi burası 1630 dolar seviyesi. Yani altının biz de burada çok izleyenler biliyorsa yani son 2-3 aydır belki de altından aman bir şey beklemeyin. Genel olarak düşüş bekliyoruz diyorduk. Ve 1630 kırılırsa da satın aşağı şeklinde. Hı hı. Orası da zaten o hedefi de TL bazında 95 lira vermiştik. 94,5 lira vermiştik. Orası aşağı kırıldığında 90 liraya kadar inebileceğini belirtmiştik ki 89'a düştü. Burası da 1555 dolar seviyesi. Dolayısıyla bu iki tane seviye çok önemli. Burada altın şöyle bir çift dip yapmış gözüküyor. Buradan itibaren yukarı yönlü tekrar hareket başladığında 1620 ile 30 aralığına gelebilir. Ama burayı yukarı kırmasını ben zor görüyorum. Altında bu sıkışık hareket devam edecek. Yani burada beklediğim hareket aynen bu. Yani bir süre belki böyle bir hareket bekleyeceğiz. Bunu daha önce de ısrarla göstermiştim. Yani şu seviye ve şu seviye arasında altın nasıl sıkışmışsa dikkat edersen buradaki hareketler de buna çok benziyor. Yani buradan itibaren biz şöyle bir hareket görürüz. Böyle sıkışarak
daha sonra bu seviyenin üzerine çıkması ve ondan sonra bir hareketin başlaması. Ama tabii ki şu seviyenin üzerine çıktığı zaman buradaki trend de kırılmış olacak. Altın biraz daha altın günlerine dönmüş olacak. Ama şu aşamada biraz daha süre var. Yani benim şu an merkez bankaları altın alıyorlar. Ama bu konuda da mesajlar geliyor. Fakat altında da ya yerine geldi endişeleri var. Şu an altının bu seviyelerde yatay gitmesinin veya sıkışmasının en temel sebebi enflasyonla ilgili olarak hala ülkelerin enflasyonun düşük kalması. Ne zaman enflasyonda bir yukarı hareket göreceğiz Amerika'da veya işte Asya'da, Avrupa'da, o zaman altında biz bu trendin kırılarak, hatta bu trendten daha önemli bir başka trend var. O da şu, yani şuradan itibaren çizebileceğimiz bir trend. Yani şu trend kırılmadan altında pek bir şey olmaz. Bu trendin kırılacağı yer neresi diye baktığımızda ise genel olarak bu seviye yaklaşık 1730 seviyesine geliyor. Yani 1730 geçilmeli yukarı. Şimdi bir de TL bazında bakalım altına. Benzer bir dip hareketi yapmış. Yani altın aslında dolar bazında aşağı yönlü hareket yaparken TL bazında ikili bir dip yaptı ve 89,5 TL'den döndü yukarı. Dolardaki yukarı hareket nedeniyle biz burada şey görüyoruz. Yani altında işte 92'de 90 lirayı pek aşağı kırmıyor. Ben kıracağını zannetmiyorum. Yani 90 lira artık bu seviyelerde bir şey olabilir. En azından 1-2 aylık bir dip seviye olabilir. Evet. Bu da zaten daha önceki programlarımızı izleyen varsa onlar biliyorlardır. Şöyle özellikle bu seviyede yani 90 lira seviyesi ve bunun altındaki seviyeler kısa vadeli alım için uygun. Ama bu bölgeler en az 1-1,5 yıl vadeli alım için uygun. Yani bu bölgeden alan birisi kısa vadede bir şey beklemesin. Almayı da düşünüyorsa hep 90'ın altına düştüğünde, 91'e geldiğinde veya 91 liraya geldiğinde o bölgede uzun vadeli alımı yapsın. Ama mesela şimdi 93'e yaklaşmış, yani 92 lira seviyesinde buraya geldi. Burada ben çok şey yapmam, alım önermem. Buranın illaki yukarı kırılması lazım ki orada önerebilelim. Hocam, Suat Martı'nın bir sorusu var. Dünyanın yakından takip ettiği İMKB ve İMKB'nin en güvenilir hisselerinden Koç Holding yatırımcılara inanılmaz oyun yaptı diyor. Hayır yapmak için hisse satacaklarmış. Hayır yapacaksan borsadaki insanları mağdur etmeden yapman gerek. Dün SPK'ya şikayetimi bildirdim. Ama bu süreç nasıl takip edilecek SPK tarafından kimse bir şey söylemiyor. Bu konuda düşünceniz nedir? Evet, tabii bu haberin ne zaman geldiğini bilmiyorum. Hani Türkiye, yani sonuçta 350 tane hisse var. Hayır yapmak için hisse satacaklarmış. Gerçekten garip geldi bana. Yani o anlamda tabii o hayır nereye olacak? O da önemli. Hani üniversiteye, vakfa mı olacak, başka bir yere mi olacak? Onu da ben bilmiyorum. Bu durumda yatırımcıların şikayet hakları var. Yani ya, tabii ki o hayırın şeyi miktarı da çok çok önemli. Yani ama tabii ki şaşırdım. Yani genel olarak yatırımcısını gerçekten koruyan bir grup olarak biliyorum ve daha önceki bir yayında da bunu açıkça söylemiştim. Evet. Fakat ben Suat Martı'yı gerçekten tebrik ediyorum. Çünkü hakikaten bir yatırımcı olarak kendi üzerine düşeni de yapmış. Sonuçta eğer yatırımcı kendi üzerine düşen şudur, izlemek ve bu konudaki şikayetini sadece SPK'ya bildirmesin bence. Direkt olarak Koç Holding'in yatırımcı ilişkileri bölümüne de aynı şikayeti aynı şekilde göndersin ve bu konuda açıklama istesin. Çünkü eğer yatırımcılar bunu yaparsa Barış, şirketler kendileri daha ayağını denk almak zorunda kalıyorlar diyeyim. Yani öyle keyfi bir şekilde, yani sen benim ortağımsın, sen de şirket kurmuşuz. Ben bir gün sana diyorum ki Barış, ben bu hisselerden işte satıp bunu şey yapacağım, hayır yapacağım diyorum. Normal kurban keseceğim. Veya kurban keseceğim, neyse. Sen de diyorsun ki tamam sat. Ama burada halka açık olmasa ben kendi hissemi satmışım, hayır yapıyorum. Yani seni ilgilendirmez normalde ortak olarak. Ama şimdi ben ortak olarak hissenin değeriyle de ilgileniyorum. Halka açık olduğu için eğer bu satış hissenin fiyatını düşürecek ve benim refahımı da aşağı çekecekse, bu durumda benim yatırımcı olarak
Yani seni de etkileyecekse o zaman o itiraz hakkım olabilir. Ama haberi görmedim. Evet. İçeriğini tam bilmiyorum. Ne kadar bir satıştan bahsediyor onu bilmiyorum. Hı hı. Gerçekten o amaçla mı yapılıyor onu da bilmiyorum. O yüzden o konuda daha fazla yorum yapamam. Peki ama hocam. Bence Suat Martı kendi üzerine düşeni yapmış. Süremizi doldurduk. Yarın sabah yine beraber olacağız. Teşekkür ediyorum size. İzleyicilerimize de teşekkür ediyoruz katkılarından ötürü. Paranın rotasını noktalıyoruz. Şimdi bir ara vereceğiz. Aradan sonra biz yayınımıza bugünün gündemine devam edeceğiz. Koz Altın paranın rotasını sundu.